Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Classic Reptile'ımız tekrardan gelmiş oldu. Şimdi Classic Reptile'ı alacağız. Şöylesine bir quest moda bir girelim bakalım. Gir lan gir. Bu sefer kendi hesabımda değilim. Farklı bir hesaptayım. Bundan alacağız. Benimkinde çünkü büyük ihtimalle ruhum yeterli olmayacaktı almaya. O yüzden buna girdim şimdilik. Buna takılalım bakalım. Alalım bitsin gitsin. Şimdi aldıktan sonra tanıtımını da yapacağım bu arada. Şöyle bir gel kankacığım. Herhangi bir şeye giriyorsunuz buradan. Ne o? Quest moda giriyorsunuz. Reptile almak için öncesinde tanıtımını da şey yapayım da nasıl alındığına dair falan. Reptile'den şöyle göstereyim. Inbox üzerinden gelmiş olması gerekiyor değil mi bu? Nerede bu? Hani Classic Reptile evet. Quest modda sürekli olarak şey yapıyorsunuz. Questlere giriyorsunuz. Bu ortalama bir hafta falan kalıyor sanıyorsam. Öyle biliyorum yani. Questlere her girdiğinizde ve questiniz sonuçlandığında size belli bir miktar gözlenme şansı oluyor. Her zaman vermiyor bu arada bunu. Bazen yüksek bir oranda bu arada verme şansı yüksek, o yüzden çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor. Bu gözleri biriktire biriktire şu sol üstte gördüğünüz 125 bende kaçıncı evrim olacak bilmiyorum. 4 veya 5. evrimde böyle oluyordu galiba. Gerçi yok, 100 2. evrimde olabilir lan. Aynen. İlk başta 100, sonra 125 mi istiyordu? Öyle öyle artıyordu bu. 125, 150, sonra 250 falan böyle. Bende 675 miydi neydi en son? Öyle bir şey olması lazım. Bayağı bir gerekiyordu. Bunları quest süresine göre mesela 4 saatlikte 5 göz veriyor. İşte 1 saatlikte 3 göz veriyormuş burası. İşte 1 günlükte 18 göz veriyor falan filan. Böyle böyle artıyor göz oranları. Şimdi en yüksek hangisindeymiş? Ben onu bir bulayım. Ona göre bir şey yapalım bakalım. 11, 4, 25. 25'lik var bak. 25 göz verme ihtimali olan muhtemelen bizim yapacağımız olan olacak. Böyle, şunu da bir girelim bakalım. Ben burada gireceğim. Bu arada geçmek isteyenler burayı geçsinler, aldığımız kısmı. Burayı bilenler geçsinler. Sonrasında videonun kısım yorumlarında falan boş geliyor bazen, böyle boş yapılıyor. İşte videoyu şununla çekmişsin bilmem ne falan diye. İlk defa alacak olan insanlar için buraları yapmam lazım. Şimdi yalnız bizde güzel bir şey yokmuş bu arada. Öyle bir ihtimal var. Öyle bir olay var. %65. Size ben ekipman mı versem ya? Bir ekipman vereyim ben size. Ona göre bir şey yapalım bakalım. Ekipmanlarla birlikte herhalde Red Hammer vereyim. Bir tane de zırh vereyim şöyle. Büyük ihtimalle bu yüzlememe yardımcı olur değil mi? Yüz olması aynen. Şu an %100 bir şekilde quest'i tamamlayacağız zaten. Şöyle başlatıyorum. Potion almayalım. Şöyle devam edeyim. Ben potion'la zarar ediyoruz. Normalde pot alabilirsiniz ama bu iksir, iksir çok bir yararı olmuyordu. Şöyle bir şey yapalım. 154'ü verdim. Burada basacağım ruhu. Ruh basaraktan alacağız bakalım. Sizde ruh yoksa bu arada bekleyebilirsiniz. Bekleyerek yapmanız gerekiyor zaten. Quest'te bir gün beklemeniz gerekiyor. Ben bir günlükleri yaparak tamamlıyorum bunları. Enkarlı hangisi? Orasını çok test etmedim ama muhtemelen yine bir günlüktür. En fazla göz oranı veren onlar. Böyle bir devam edeyim bakayım. Tamam. 25 göz geldi bu arada. Böyle böyle yaparaktan devam edeceğiz. Devam kankacığım. 154 gene basıyoruz şöyle bir. Bas bakalım oğlum. Tanıtımını da yapacağım. 25 mesela bu sefer gelmedi. Hani gelmeme ihtimali de aynı şekilde böyle oluyor. Bilginiz olsun. Ekstra bir ruh verirse güzel olur bu arada. 41 ruh daha verdi. Güzel, tamam. 150-150 azalacak ama buna yapacak bir şeyimiz yok. 25-25 gelme ihtimalini tetiklememiz gerekiyor. Devam et bakalım kankacığım. Şimdi yine 154'lük şöyle bir verelim bakalım. Geldi mi bu sefer? Bu sefer gelmiyor. Yine gelmedi. Allah Allah, bu kadar düşük mü lan bunun ihtimali? Vallahi geçen video sanki daha şeydi ya. Geçen gelişinde biraz daha rahattık gibi. Devam edelim bakalım. Yine gelmezse bu arada 1-2-3 tane ben getirtmiş olayım. Artık sonuncuya doğru açayım. Çünkü tanıtımını da bu video içerisinde yapacağım. İkisini birlikte yapmış olalım. Yine gelmedi. Ben şunu birazcık yükselteyim, hemen geliyorum. Evet, 116'ya kadar getirdik bakalım. Bir tane de ekipman çıktı bu arada. Şöyle tekrardan yapacağım ben bunu. İki kere yaptım üst üste. İki kere de şey oldu hemen. Üç kere yaptım pardon. Üçün ikisini de verdi. Video içindeyken vermiyor. Şerefsizlik mi yapıyor anlamadım. Şöyle devam edelim bakalım. Bir kere daha geldiği gibi reptilimiz bu arada açılacak. Siz ruh vermeyin bu arada. Benim için şu an ruhun hiçbir önemi yok. O yüzden ruhu direkt basıyorum. Mesela 141'e kadar getirdik. Bundan sonra istesek de alamıyoruz diye biliyorum. Mesela bir iki kere daha basalım bakalım. Şey olacak mı? Alabilecek miyiz? Onu bir görmek istiyorum. Yoksa yeni kule şeklinde geliyor mu? Continue dediğinde eğer devam edebiliyorsak bu arada sıkıntı. Hani bunun verilmemesi gerekiyor mantıken. Büyük ihtimalle zaten ihtimali bile dahil olmayacak. Yok sanmıyorum değil mi? Next dediğinde bir saniye bir geleyim mesela. Next diyelim şöyle bir. Gelememesi gerekiyor. Bin ruha bu arada bayağı iyi. Gerçi evrimi şu an bir olduğu için, ikinci evrime geçtiği için büyük ihtimalle böyle. Aynen. Kuledeki o göz işaretleri bakın hepsi gitti. Yeni bir kulemiz eklenmiş olması lazım. Aynen böyle. Yeni kule geldiğinde summon diyorsunuz ve otomatikman reptile kulesine geçmiş oluyorsunuz ki ikinci şey olduğu için çok güçlü olmayacak, aynen öyle.
Böyle bir ben ne katayım buraya en güçlü olarak? Ben mesela şeyi katabilirim. Bu ise Cage takımını nerede o? Johnny Cage'de bir ver bakalım. Johnny Cage'imiz güçlü değilmiş ama çok da önemli değil zaten. Ekipmanında falan büyük ihtimalle bunların şu anda güzel. Zorlarsa yine başka bir şeye deneriz. Şöyle bir şey yapayım bakalım. Reptile öncesinde bir alalım. Ondan sonra da tanıtımına geçelim. Tanıtımı zaten kolay. Kısa bir şekilde yapmış olurum ben onu. Özet geçeceğim zaten. Reptile bu arada çok güçlü bir karakter. Ben çok seviyorum Reptile'ı. Ve uzun sürelerde kullandım. Otomatik savaşı kapatayım kankacım. Yani rahat bir şekilde yeniriz diye düşünüyorum ya. Bir aksilik çıkmaz herhalde. Reptile abimiz bize yamuk yapmaz. Reptile de bu arada takım karakter değiştirmek bir yandan önemli. Zehirliyor çünkü. 86'ya kadar geldi canı. Devam edelim bakalım. Çünkü ikinci attığımda bayağı bir rahatlatacak bu arada beni. Sanıyorum iki kere attığımızda bu yeteneği bitirmiş olacağız. Block Breaker'ımız olduğu için. Hatta ikinciye gerek kalmayabilir bile. Emin de değilim ama ne kalacak gibi duruyor ya. Devam edelim bakalım. İkinci yeteneğimizi bir kere daha attık mı Reptile aynen çöktü kafasına, bitti gitti, yendik. Ya zor değil cidden, zor değil zaten. Reptile'ı açacak seviyeye geldiyseniz ki üst üste bir şeyi de açamayabiliyorsunuz ruh basmadığınız zaman. Her zaman alınmıyor bu karakter, yani kolay alınmıyor her zamanki gibi. Bilginiz olsun. O yüzden bakın şu an evrimini gerçekleştiriyoruz mesela. 700 falan geliyor bende ama birinci evrim hiç oynamadığım için böyleymiş. Kullanmadığımız için böyle, ilk defa kullanılacak bu hesapta. Beraber de kasmış olacağız zaten. Birinci evrime de geldi. Evet, aradan yaklaşık bir gün falan geçti ama olsun, videoyu bugüne yetiştirmiş olacağım. Mesela bir gün öncesinden çekiyordum. Şimdi şöyle bir Faction Wars'a girelim. Reptile abimizi tanıtmaya başlayalım bakalım. Dün birazcık rahatsızlandım. Midem falan bir kötü oldu böyle. Dedim ben düzgün zamanda devam edeyim. Daha güzel olur diye düşündüm. Takımımız bu şekilde olsun diye şey yaptım. Dün zaten böyle hazırlamıştım takımı. Sonra çıktım. Girelim bakalım buradan. Reptile'imiz şu anda aynen birinci yerinde. Tanıtımına da şöyle ufaktan başlayalım. Karakterin pasifinden, yeteneklerinden falan her bokundan bahsetmeye çalışacağım ben. Şimdi Reptile'imiz oyuna girdiğinde %80. Bu arada bunu ben yükselttim. %60 ile başlıyor normalde. 30 ruh vererek %80'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Diamondların olayı bu zaten. Bakalım bir kullanılmamış diamondımız var mı? Eğer varsa yükseltilmemiş diamondımız falan. Oradan ben size göstereyim. Mesela Sub-Zero yükseltilmiş mi bizde? Yükseltilmemiş. Bakın şuradan diamondlarda böyle bir seviye mesela yüzde freeze chance işte %50'ye kadar çıkartabiliyorsunuz. 30 40 kurmuş lan bu arada. Reptile'de ben 30 verdim diye hatırlıyorum ama garipti neyse. Şöyle verdiğinizde 40 ruhu %30'dan %50'ye çıkartıyorsunuz. Low'dan high'a çıkıyor. 12'den 8'e azalıyormuş bu şey, Frostbite'in etkilenme süresi. 12 saniye yerine 8 saniye bekleyip atıyor Frostbite'i falan filan. Öyle yani, Diamond'ların gelişme olayları var böyle, bilmeyenler için açıklayayım dedim. Şimdi bir daha girelim bakalım, pasifinden bahsedeceğiz, yeteneklerinden bahsedeceğiz. Reptile oyuna girdiğinde %80 şansla rakibi şey yapıyor. Yok pardon, Reptile dedim. Karşı rakip gir çık yaptığında, herhangi bir karakterine gir çık yaptığında %80 şansla zehirleniyor. Ve bu Reptile aynı şekilde ölmüş olsa da geçerli. Ölmüş veya oyundan çıkmış olsa da geçerli oluyor. Hani hiçbir şekilde bunu durduramıyorsunuz. Takımınızda Reptile'ınızın olması yeterli karşı rakip zehirlemek için. 180 ihtimalle tabii ki. Ve takımdaki tüm outlot karakterler Reptile takımdaki tüm outlot karakterler %80 ihtimalle zehirlenmiş rakiplere kritik vurma ihtimaline sahipler. %80 ihtimalle kritik vuruyorlar zehirlenmişlere. Ve aynı zamanda zehire karşı dayanıklı hale geliyorlar. Dayanıklı oluyorsunuz. Birinci yeteneğimiz zehirliyor karşı rakibi, hasar bırakıyor. İkinci yeteneğimiz aynı şekilde zehirleyip hasar bırakıyor. Üçüncü yeteneğimiz şey yapıyor, iyileştirme atıyor. Bu arada hesapta şey yoktu, Scorpion yoktu. Kurtarıcı Scorpion'un adını unuttum. Ya neydi o? Spec Ops var ya. O yoktu. O yüzden maalesef şey yaptım, ben de Morphle Kitana ekledim. En azından Outlord'lara bir bar versin diye. Bu ekstra bir barla başlatıyor ya. Onu alalım diye şey yaptım. Şimdi şöyle bir girelim bakalım ufaktan. Karakterin tanıtımına başlayalım. Bu arada Reptile'a şey verdim. Retamer falan verdim. Retamer'la birlikte ekstra bir bar daha dolu başlayacağız. 2 bar dolu başlayacağız. O yüzden yetenek tanıtımı kolay olacak. Birinci, ikinci ve üçüncü yeteneğini tanıtacağım. Elimden geldiği kadarıyla kombolarını falan da. Kombodan kastım işte. Neyle kombolayabilirsiniz Reptile'a? Hangi karakterler arasanız böyle diye. Ya, genellikle bunu outlord almak gerekiyor. Bilginiz olsun zaten. Yani hatta ben Reptile'ı uzun süreler kullandım. Bu kule için falan filan çok kullandım onu. Bayağı da işime yaradı. Outlord Kano ile birlikte kullanıyordum ben.
Çok da güzel iş yapıyordu. Şimdi yeni kule gelirse tabi biraz değişiklik yapabiliriz. Şu klasik Sonya Blade olaylarına falan gitmeye çalışıyorum ben de. Evrim atlatmaya çalışıyorum onlara. Şöyle bir atayım bakalım kankacım. Onlarla birlikte hard kuleyi yenebiliyorsunuz belli bir yerden sonra. Mansız bile yenmenin yolları var. Bunu eğer şey yapabilirsem size de göster. Birinci deneyimiz bu arada bu şekilde. Aynı şekilde karşı rakibi zehirli bakın. Zehirlenmiş rakibi full kritik vuruyor. İşte 80 hani çok yüksek bir oran. Yani neredeyse hepsi kritik vuruyorsunuz. Şöyle bir daha atalım bakalım. Bakın bunun bu yeteneği çok güçlü işte. Takıma komple vuruyor ve takıma komple vurduğu için aynı zamanda kalkan kırıyor. Ekstra çok şey yaptırıyor. Bosslarda çok fazla kalkan olduğu için hard kulelerde bossları yenebilir hale geliyorsunuz. Bu da baya bir iş yapıyor. Şöyle bir geçelim bakalım. 20. seviyeye bu arada getirdim Reptile'ı. Level up'lar vardı. Level up'ları kullandım. Şimdiki ben neyi gösterecektim? Bir şeyi göstermeyecektim. Girdiğimde gösterecektim değil mi? Aynen. Girelim bakalım tekrardan. Reptile'ın şeyini gösterecektim. Ya ikinci teneğini falan göstereceğim. Zehirlenme yine şey yapıyor bu arada. Rakip değiştiğinde dikkat edin. Bu olaya atıyor atabildiği kadarıyla. Outlord takım yapmak her zaman iyi bu Reptile'la. Yani yapmayacaksanız da alabilirsiniz bu arada. Takımınızın all Outlord diyor. Bir tane bir bakayım. Evet. Maalesef. Evet. Sadece Outlord karakterler zehire karşı dayanıklarla geliyormuş. Çünkü kulede zehiri kanamayı, yanmayı, özellikle yanmayı bol bol atıyor kule. O yönden biraz bir çekildi. Deneyimizi bir tanıtalım bakalım. Şöyle bir alıyor. Bu block breaker da var bu arada bunun. Block derken rakip yapmaya çalışırım. Bakın yarısına zehirlediği için gerisini kritik vurdu. O da mükemmel bir olay. Ve şu an karşıdaki zehirlendi. Girdiği gibi girçiklerde zehirlenme oluyor. %80 ihtimalle. Baya iyi bir olay. Şimdi bir daha alayım. Block breaker aslında gösterebilsek güzel olur ya. Dur bakayım kanka. Şöyle bir saniye. Bu arada bizim ikinci teneğin şeye gitmiyor. Ekipmandan dolayı galiba da. Şöyle bir şey yapayım. Block breaker'ı nasıl gösterebiliriz? Yani ben bloğa geçeceğim mi ya? Block da şu anda bakın. Block breaker yazdı ekranda ve block kırma olayımız var. O mükemmel bir olay. Ki bosslarda falan da aynı şekilde. Bossları zehirleyemediğiniz için ama çok fazla bir hasar çıkartamıyorsunuz detaylı. O yönden birazcık sıkıntı oluyor. Ama full outlord takımıysanız siz de zehirleyemiyorsunuz ve kritik vuruşu, gerçi kritik vuruş yapamıyorsunuz anasını satınlara karşı. Çok büyük bir sıkıntı olay. Bosslara bilmiyorum. Benim en sevdiğim genelde Mortal Kombat 11 takımı oluyor. Gerçi Mortal Kombat 11 takımı iyi güzel de şey yapmıyor ya. Bosslar yani damage overtime'ların hepsine dayanıklı olduğu için Scorpion canlarını maalesef eritemiyor. O da büyük bir sıkıntı. Genelde kullanılabilir ama Mortal Kombat takımı, Cold War takımı, Spec Ops takımları kullanılabilir. Klasik takımları kullanılabilir. Bunlar çok şeyler. Revenant takımları neydi? Revenant takımları aynen. Bunlar kullanılabiliyor. Bayağı iş yapıyor yani. Şöyle bir atalım diyeceğim de triple yedik anasını satayım. Jackson'ın bok pasifi yüzünden. Şöyle bir saniye. Bir iptal edeyim şunu. Gel kankacım. Sana şöyle bir vuralım. Animasyon atladı lan bu arada. Nasıl yaptı onu ya? Vallahi garipmiş ya. İlginç birazcık. Reptile almak çok kolay bu arada. Ama Reptile geleceği haftada bir hafta önce falan duyuruluyor zaten. Genelde Mortal Kombat sayfalarında. Gelmeden önce ruhunuzu harcamayı bırakın. Biriktirin bence. Almadıysanız bile alın. 10. yerim yapmak da bunu gerçekten fayda var. Çok fazla yerde kurtarabiliyorsun. Ne can yenildi bu arada ya? Hayvan gibi can yenildi anasın. O ne öyle ya? Bu kadar can yenileme olayı neydi? Ekipmanından mı yaptı onu? Lan ne kadar saçmaymış ya. Valla çok fazla can yenildi ya. Zehirlemeden dolayı mı yenildi yoksa yanmadan dolayı mı anlamadım ama iyi bir miktarda can yenildi. Üçüncü teneğini göstermeye çalışacağım karakterin. Yani ekstra bir şey yapmanıza bundan gerek var mı Reptile'la? Yok ya. Çok da aynen çok da gerek yok. Devam edelim bakalım. 4. savaştayız zaten. Vision Boost'u falan şey yapamadım. Hesap sanıyorsam birazcık yeni. Yeni olduğu için de çok fazla bir şey yoktu. Yani evrimli karakteri yoktu. Ben Reptile'e ben de dümdüz katayım dedim takıma. Yan tarafa pek bir şey katamadım. Puan Chi en azından işimize yarar diye kattım onu. 3. yeteneğimizi bu arada çok güzel olacak. Karşıda şey yok ama ya. Nedir onun adı? Ne lan o? Power Drain yok, o yüzden çok büyük bir sıkıntı oluşturmayacak bize. Şurada yaraya kadar da getirdik zaten. Kanamayı nasıl yedin lan sen? Manlardan yedim bir. Aynen manlar atıyor. Bayağı da atıyor anasını satayım. Vuruyor lan. Zehirlendi. Üçüncü temizi neredeyse açacağız bu arada. Bir yerine atalım bu arada. Şöyle atalım sana kankacım. Onu da görmüş olalım. İyi miktarda da vuruyor bu arada.
getirelim falan. Şu an daha birinci evrildi. Bakalım kaç şey vuracak. 20 level birinci evrildi karakter bu. Ve kaç vurdun kanka? 21 bin ama kalkanı çalıştı maalesef. Öldürememişiz o yüzden. Canımız da bu arada güzel miktarda yenileniyor. Bayağı bir vursun da şöyle bir. 1000 bastı az önce de. Çok az vurduğu için ne kadar yenilediğini gösteremiyorum maalesef. Vurduğu anda yenileniyor canım. Baksana abi. Vurduğu anda 19.040'da geri çıkıyor. Vuruyor 17.000, 18.000, 19.000. O kadar hızlı yeniliyor ki canım. Uzun sürüyor bu arada bu yenileme. Besin ek olduğu için bunlar bayağı bir etkili oluyorlar. Yani kodumuzda yetenek olsun bu arada. Böyle verelim bakalım. Güzel ya. Reptile bilmiyorum. Ben çok uzun süreler kullandım. Ciddi anlamda çok uzun süreler kullandım. Yani son bir yıldır falan herhalde reptile kullanıyorum ben kulelerde. Artık ona değişiklik yapacağım. Farklı bir şey bulabilirsem böyle takım falan. Mortal Kombat 11, Cold War takım falan oluşturabilirsem. Onları oluşturmaya çalışacağım. Bakalım ya bilmiyorum. Eğer oluşturabilir. Furkan'a da bir söyleyeceğim o olayı. Böyle bir full hesap bulabilirsek güzel olur. Kule için benim çekimde rahatlık veriyor bayağı bir. Şöyle bir al kankacım. Tamam. 17.171.850. Gerçekten garipmiş kardeş. Gerçekten garip. Garipmiş ne lan? Garipmiş. Şunu bir al bakalım. Zehirlendi zaten. %500.000 ölüsün kanka. Bayağı bir şey yok. Hatta iki vuruşu öldürüyoruz ya. Oğlum. Bunun ikincisini acayip fazla vuruyor. Böyle böyle değil. Birinci atalım bakın. Birinci de aynı şekilde kritik geleceği için muhtemelen tekleyecektir bunu. Hop tak. Aynen öyle. Öldürüyor. Bayağı bir fazla vuruyor. Ya atalım. Bu zehirlenmedi bu arada. Dayanıklı oldu anasını tabii. Bunu nasıl oluyor biliyorum da. Bir tık dayanıklı çıktı ama bir yere kadar. Zehri de gider ayak yemişti. Güzel. Reptile bu şekilde. Yani güzel bir karakter. Kullanılabilir bir karakter. Alabiliyorsanız dediğim gibi alın. Özellikle başlardaysanız zaten yenmek de kolay, almak da çok kolay bir yerden sonra. Bu arada benim 675 değilmiş ya, ona baktım. Şu an benim yan karakterde 400. 400 de yapmak için yeterli ruhum yok. O yüzden bu hesapta çektim ben de. Yani rahat bir şekilde reptile alalım, işimize bakalım diye. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmemiz. Kendinize çok çok iyi bakın.